Muhammed'in Geçen haftalarda tesettür risalesinin baş kısmını okumuştuk inşallah. Şimdi o tesettür risalesine kaldığımız yerden Görüntü yok Var var. Ses dener misiniz? seste problem mi var? Yok. Tamam o zaman kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Tesettürün kadınlar için fıtri olduğu, fıtratların iktiza ettiği manası okunmuştu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudnin aleyhin min celabi bihinle Sadakallahu lazım. Ayeti kerimesi tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefiye ise Kur'an'ın bu karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor. Yani kadının fıtratına uygun görmüyor. Tesettür bir esarettir diyor. Kadını tutuklamak gibi, daraltmak gibi. olduğu manasıydı. Şimdi daha ziyade kadınla erkek ortasındaki muhabbet, uhuvvetin de aslında tesettür denileri geldi. Yani açık saçık bir kadınla ihtiyaçlarından ileri gelmiyor. Evet bir kadın kocasına yalnız dünya hayatına mahsus bir refikay hayat değildir. Evet arkadaşını dostunu kaybetmemek lazım gelir. Kaybetmemek iktiza eder. Yani ne demek bu mana? Bu manayı iyi anlamaya çalışalım. Kadınla erkek arasında muhabbet, uhuvvet devam edecek. Kadın kendine göre düşündüğü zaman, kendince düşündüğü vakit diyecek ki: "Ya ben eğer dünya hayatına mahsus kocama arkadaşsam öyleyse istediğin kadar gez dost, istediğin kadar yaşa." Fakat ben ebedi hayatta da kocama arkadaş olacaksam, ebedi hayatta da kocamla beraber olacaksam, o zaman kocamı darıtmamam lazım. Kocamı küstürmemem lazım. Nasıl üstadım? Bakalım. Madem hayat ebedi dahi kocasına refik hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasinle Celbetmemek, kendi güzelliklerini kocasından başkasına göstermemek ve kocasını darıtmamak ve kıskandırmamak lazım. Şimdi burada bir nükte var, ince bir nükte. Kıskandırmak. Kıskandırma. Mesela çok evlilikler kıskançlık yüzünden bitiyor. Kadın diyor ki kocam beni çok kıskanıyor diyor. Şimdi kıskanma iki taraflı, iki yönlü bir olay. Bir yerde bir kıskanma varsa demek ki kıskandırma da vardır kocasını kıskandırıyor ki kocası onu kıskanıyor. Mesela şimdi herkes kendine baksın. Hanımını niye kıskanır? Hanımı başkasına kendini gösteriyorsa, evde düzgün kıyafetler, pejmurda kıyafetler giyinip, düzgün kıyafetler giyinmeyip, dışarıya giderken süsleniyorsa, evde affedersin kötü kokuyor dışarıya giderken parfüm sıkıyorsa, evde saçına başına dikkat etmiyor, dışarıya giderken en güzel kıyafetlerle, en güzel kuaförlerde saç yaptırıp biliyorsa. O erkek karısını kıskanır. Bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Kıskandıran kim? Bak, kıskananda suç yok. Zaten fıtraten yaratılış olarak eşini kıskanmayan tek canlı hayvan domuz, domuz diyorlar değil mi? Herkes biliyor bunu. Öyleyse insanlar domuzlaştırılmaz. Yani Avrupa kıskanmıyor. Çok domuz eti yiyorlar da onlar <laughs> kıskanmıyorlar. Fıtratlarını <laughs> bozuyorlar. Tabii şimdi esas olan, kıymetli olan ne? Eşini kıskanmak lazım. Eşini kıskanacak bir erkek Kıskanması lazım. Zaten aslında fıtraten de kıskanılmak kadının hoşuna gider. Yani kocası onu başkasından kıskanıyor, sakınıyorsa kıskanmak sakınmak yani. O kadının o hoşuna gitmesi lazım. Fakat aşırı şiddetlenince hoşuna gitmiyor. Daraltıyor onu. Niçin kıskanıyormuş? Sebebini anlattı Üstü Eğer kadın kendini kocasından başkalarına gösteriyorsa o kadın kendini kıskandırıyor demektir. Peki kıskanan koca ne yapıyor? Darılıyor. Darılan kocayla arasındaki muhabbet bitiyor. Hem bu dünyada hem ahirette kaybediyor. Şimdi mesela biz tabii bilmiyoruz. Kadın cinayetleri falan duyuluyor televizyonda şurada burada. Evet. Eski ekseriyetle de eski eşini öldürüyor adam. Veya boşanmamış tamamen boşanmak aşamasında ayırmışlar birbirlerinden ama resmen resmiyette boşanmamışlar. Bunun sebebi araştırılıyor. E şimdi niye kıskandırıldığına baktığı zaman bir avukat arkadaş vardı öyle söylemişti. Abi ekseriyetle onların diyor hanımları başkalarıyla daha evliliği devam ederken başkalarıyla görünüyor. O kadın başka bir erkekle görünüyor veya sosyal mecrada başkalarıyla bir fotoğraf paylaşıyor veya ismi başkalarıyla anılıyor. O kocası gidip ne yapıyor o kadını? Maalesef iyi bir şey değil. Tabii ki doğru değil ama cinnet geçirip 40-50 yerinden bıçaklayıp öldürüyor. Şimdi erkeğin bıçaklamasının haklı tarafı yok. Onu konuşmuyoruz. Doğru da değil. Erkeğin o canili yapması doğru da değil. Bu ayrı bir şey. Oh, yeah, Ama onu o yola götüren sebep neydi? Sen daha resmiyette evlisin. Belki dinen de boşanmadın. Resmiyette de boşanmadın. Peki sen daha evliliğin devamı dedik başka şey niye yaptın? Veya adam karısını ben öyle çok başıma gelmiş olaylar var yani. Bir gece yarısı saat gece iki, üç telefon çalıyor. Ya üç defa arıyor adam, dört defa arıyor diyor. Niye arar ki bu adam beni? Gece hanımıyla sıkıntı yaşamışlar. O sıkıntıdan dolayı işte hanımıyla ağzından yanlış bir kelam çıkmış. Acaba nikahımız düştü mü? Sıkıntı ne abi? için? Telefonla bakmak istiyor. Gece hanımı telefonla mesajlaşıyor başkasıyla. Veya telefonu kurcalıyor. Adam uyandığında hanımın elinde telefonu görünce ver telefonu ne yapıyorsun diye bakmak istiyor. Kadın vermiyor sen bana güvenmiyor musun diyor. Bu güvenle alakası yok bakacağım diyor. Birbirlerine giriyorlar. Hakaret olay boşanma seviyesine giriyor. Evlilik bitmek üzereyken döndü. Şimdi nasıl bilmiyorum. Bak. Şimdi burada mesele kimin? Sorun kimle? Kadında. Kadında. Gece yarısı. Gece yarısı de, de, de. elinde telefonla kocanı kıskandırıyorsun sen. Ve o koca artık sana güvenmiyor. Bak. Kıskandırmamak. Bunların bu yaptığım 3-5 <laughs> dakikadır izahın hepsinin temeli şu cümle. Madem ne dedi? Bak. Hayat ebedi dahi refikaya hayattır. Elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasinde, kendi güzelliklerine celbetmemek ve kocasını darıltmamak ve kocasını kıskandırmamak lazım gelir. O zaman fıtraten, ahlaken bir kadında doğru olan özellik ne? Kendi güzelliğini kocasından başkasına göstermeyecek. Evinde giyinip kuşanacak, kocasına giyinip kuşanacak, süslenecek. Dışarıya giderken onun öyle olması gerekmiyor. Kocası onu kıskanıyor, kıskanmasın. E kıskanan koca belki e, ona açıktan söyleyemiyor, senin böyle giyinmen beni rahatsız ediyor diyemiyor. Belki o kocanın fıtratı da bozulmuş, o da farkında değil. Ama başka surette bu ortaya çıkıyor, başka bir kavga suretinde dökülüyor ortaya. Ya aslında yaptıkları kavgayı dinliyorsun. Hani biz çok dinlemişiz. Ortada bir şey yok. Bir şey yok. Ama kadın öyle giyiniyor, öyle kuşanıyor ki aslında temelinde o kadın kocasını kıskandırıyor sürekli. Evlendiğimizde diyor böyle değildi. Şu anda beni çok kıskanıyor diyor. İyi de sen çok kıskandırıyorsun. O seni çok kıskanmıyor. Sen çok kıskandırıyorsun. Evet, erkek adam kıskanır. Fıtrat, yaratılış böyledir. Kadının ise kendini kıskandırmaması lazım. Yani kıskandıracak davranışta muamelede bulunmaması lazım gelir. Evet. Madem mümin olan kocası sır imana binaen onun ile alakası yalnız hayatı dünyeviye münhasır ve yalnız hayvani güzellik vaktine mahsus bir muvakkat muhabbet değil. Belki hayatı ebediyede dahi refikaya hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle ve hürmetle alakalı. Şimdi düşündüğün zaman bir kadının güzelliği 10 sene, bir erkeğin yakışıklılığı güzelliği 10 sene. Eğer muhabbet yalnız güzelliğe bağlı olsa, o evlilik sadece güzellik, onun boyuyla posuyla alakadar olsa maksimum 10 senede geçmesi lazım. O, zaman, ama asıl evlilik ne zaman? Yaşlanınca, Yaşlandım, ihtiyarlanınca hatta vefat ettikten sonra ahirette o evlilik lazım geliyor. Ahirette o evlilik lazım geliyor. İşte bu yüzden bu noktayı nazarla baktığı zaman o kadın diyecek ki ya ben zaten 5-10 sene sonra çirkinleşeceğim. 5-10 sene sonra güzelliğimi kaybedeceğim. Öyleyse güzelliğimi erkeğime kocama tahsis edeyim. Başkası benim güzelliğimi görmesin ve kocam bana sadakatini kırmasın. Kocam başkalara göz nazar dikmesin. Ama işte kadın bu sırrı anlayamadığı için belli bir yaştan belli bir zamandan sonra o kadın kendi güzelliğini başkalarına gösterdiği için belli bir yaştan sonra erkekler de maalesef sadakatini bozuyor. Bunlar vukuat bak. Bunlar e, böyle hani varsayım, teori falan değil. Vukuat. Sıkıntıya düşmüş evlilikleri, boşanan, boşanan çiftleri. Dinleyin. Hep bu var. Şimdi televizyonda tabii görünen o artistlerin hayatları böyle değil. Onlar Ticari evlilikler yapıyor. Para kazanmak için, nam, şöhret için, ün yapmak için yapılan şeyler. O onların hayatları öyle. Biz onlara kıyas edilemeyiz ki. Üstad Hazretleri diyor ya, nasıl ki diyor İstanbul Avrupa'ya kıyas edilmez, Anadolu da İstanbul'a kıyas edilmez. Yani sen televizyonda gördüğün o sahte hayatlar, pembe hayatlar hiçbir gerçek değil. Çoluğun, çocuğun, hanımın onları tatbik etmemesi lazım. Ama sen evde çoluk çocukla beraber o pembe hayatları, pembe dizileri, yeşil dizileri izliyorsan, senin hanımın veya çocuğun da öyle olacak çünkü dersini onlardan alıyor. E buna sen katlanmak zorundasın öyleyse. Öyleyse onları evlerden uzaklaştırmak lazım. Yani o gibi dizi filmlerin, o televizyondaki sahte yarışma programlarının izlenmesini uzaklaştırmak lazım. Şimdi şöyle de bir anormallik var benim gördüğüm bu bir bu da bir tatbikat yani anlayalım diye söylüyorum. Şimdi tamam doğru er, kadın koca, erkek hanımını kıskanır arısını kıskanır doğru ama şöyle bir arıza var ne bu arıza beraber televizyon izliyorlar karı koca ve o yarışma programını açık kadınları ve o dizi filmi kadın izliyor özellikle kocası da onun yanında izliyor şimdi bu kadın aslında intihar ediyor nasıl intihar ediyor ne, ne ya be kanım efendi o televizyonda gördüğün süs güzelleri senden çok daha güzeller sen ha, kocanla beraber o dizi o filmi izlemekle oğlunla kızınla o filmi dizi izlemekle kocana daha kendinden daha güzel kadınlar gösteriyorsun. Kendinden çok daha iyilerini gösteriyorsun. Sonra o koca seni beğenir mi? Ve kocanın o erkek kadınları izlemesini de müsaade ediyorsan, göz yumuyorsan, beraber o filmleri, o dizileri izliyorsanız Canım. zaten senin fıtratında da bozulma var demektir. Farkında değilsin. İzlememen lazım. Niye? Kocam benden daha güzelini görmesin. Diye düşünmen lazım. Benden daha bakımlısını görmesin diye düşünmen lazım. E, oturuyorlar beraber izliyor. Kadın ondan daha güzelini görüyor, e, yakışıklısını görüyor. Erkek de ondan daha güzelini görüyor. Peki bu evlilik nasıl devam edecek? Söyle bakalım. O biliyoruz ki onlar da aslında ilk derste izahını yapmıştık. Makyaj güzelleri, boya güzelleri. Hakikatte güzellikleri yok. Nasıl olacak şimdi? O evlilik devam etmiyor. Sadakat yemini sadakat zinciri kırılıp sadakat yemini bozuluyor. 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 Maalesef öyle oluyor. Vukuat bunlar. Dolayısıyla bir kadın da akıllı olmalı. Kocasını başka erkek kadınlar göstermemeli. Bir erkek de kocasına kendisinden daha ileni göstermemesi ve onun onlarla olan mülakatlarına engel olması lazım ki kıskanma olmasın. En nihayetinde bakıyorsun işte kadın cinayeti. Bazısı da kocasını öldürüyor. Kocasını yanlış bir yerde yakalıyor, yanlış bir yerde görüyor. Kocasını öldüren kadın da çok. Hani kadın cinayetleri meşhur da aslında kocasını öldüren de çok tabii. Niye cinnet geçiriyor ne olduğunu bilmiyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ayeti i kerimeden çıkarttığı mana ve hakikat bu. Yani işlen, sen bu suçu işledikten sonra cehenneme gidersin diye tehdit etmiyor. Eğer sen bunu yaparsan neticesi böyle olur diyor. Yani eğer sen beraber dizi film izliyor, çıplak kadınların olduğu sergilendiği yarışma programları beraber izliyorsan, o zaman senin evliliğin bitmeye gidiyor. Senin yuvan yıkılmaya gidiyor. Ya sen karını ya karın seni öldürecek Allah muhafaza. Cinayet isteyeceksiniz. Oraya gidiyor. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar önce önemli, ehemmiyetli noktalar. Evet. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil. O kadın gençken, güzelken değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi taşıyor. Evet elbette ona mukabil o da kendi güzelliklerini kendi mehasinini kendi güzelliklerini kendi mehasinini kocasından başkasına göstermeyecek ve güzelliğini kocasına tahsis edecek. Muhabbetin ona hasretmesi muktezai insaniyettir. Şimdi bir erkek olarak düşünelim. Çok güzel bir eşin var. Güzelce çarşafına tesettürüne girmiş. Cilbabına girmiş. Hatta göz rengi çok güzel. Göz rengi görünmesin diye gözüne dahi file peçe çekiyor. Ten rengi çok güzel. Eline eldiven giyiyor. Şimdi bir erkek olarak hoşuna gitmez mi insanın? Ne dersin? Ya elhamdülillah dersin ya. Ne dersin ki ya eşim ne kadar sadakatli, ne kadar samimi. Bak eşim benden başkasına kendini göstermiyor. Ya ben bu hanımı nasıl aldatırım? Ben bu kadını nasıl bırakır giderim? Ben bu kadına nasıl yanlış yaparım? Yapan var mıdır? Var. Zaten onun kanında var demektir. Ama böyle bir hanımefendiye kendini koruyan, kollayan, gözeten, kocasından başkasına kendini göstermeyen bir hanımefendiye insaniyeti bozulmamış bir erkek ihanet etmez. Onun hukukunu muhafaza eder. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinin onun nazarına tahsis etmek, muhabbetin ona tahsis etmesi mukteza insaniyettir. İnsansa bir kadın böyle yapar. Yoksa pek az kazanır, pek çok, pek fazla kaybeder. Zaten nitekim Kaybediyor. O televizyonlardaki, ekranlardaki e, pembe hayatlar, pembe dizilerdeki evlilikler devam etmiyor dikkat ederseniz. Bir ay, iki ay, bir yıl, iki yıl ondan sonra geziyorlar, tozuyorlar, devam etmiyor. Mutlu değiller. Mesela şimdi Türkiye'nin en meşhur şöhret kazanmış insanlar, isim önemli değil. Şarkıcılığıyla, türkücülüğüyle, oyunculuğuyla şu anda bile hala gündemde Türkiye'nin dünyanın en meşhur oyuncuları çok para olan insanların aile, hayatı, aile yok. hayatı yok. Akşam evine gidip hanım bir çay koy çay içelim. Çocuklarla beraber hasbihal edecekleri bir ortamlar yok. O çırılçıplak kadınların oynatıldığı yarışma programlarını buraya Türkiye'ye getiren adamın aile hayatı yok. Parası var olabilir ama senin evinde hanımınla çay içtiğin gibi evinde çay içemiyor. Çocuklarını karşısına alıp konuşamıyor. Beraber çocuklarla beraber çocukların evde bir oyununu kavgasını göremiyor. E demek imrendiğimiz hayatlar veya o hanımların çocukların imrendiği hayatlar boş hayatlar. Hakikatte vücudu karşılığı olmayan hayatlar tabii ki. E şimdi en meşhur değil mi mesela sanatçılar şarkıcılar adamın kafasından kurşun çıktı rezil kepaz olmak bir aile hayatı yok. Ve yalnız geçen bir ifadesini okudum o kafasından kurşun çıkanın. Gerçekten yalnızım kimsem yok diyor. Herkes beni terk etti diyor. E 50 sene bu memleketin en gündeminde medyanın en önündeydin sen. Onlarca kadın ahını aldı. Bak neticesi ne? Mutlu bir hayat yok. Mutlu bir yuva yok. Ama Anadolu'nun bir köyünde hanımıyla çoğunu çocuğunu yetiştirmiş, evlendirmiş bir adam yaşlarında, ihtiyarlığında hanımıyla beraber evinde sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşıyor. Veya geliniyle, damadıyla beraber yaşıyor. Ama onların öyle bir hayatları yok. Neyine imreniyorsun? Ya demek para çözmemiş iş yani. Bunları vukuat olarak, hani temsil olarak söylüyorum, görünen vukuat bunlar. Yoksa Çocuklar, gençler, hanımlarımız, çok imreniyor onlar o hayatlara. O hayatlarda mutluluk yok. Görüyorsunuz, duyuluyor, biliniyor. Şer'an. Peki şeriatta evliliğin e, ölçüsü, nizanı nedir? Kimler kimlerle evlenebilir? Şer'an, koca karıya küfü olmalı. Erkek hanımına, hanım da kocasına denk olmalı. İkisi birbirine münasip olmalı. Bu küfü ve denk olmak, bu münasipliğin en mühimi diyanet noktasındadır. Uç örnekler veriyoruz anlaşılsın diye. Dindar, hafız bir adam mümkünse hafız bir kadınla evlenecek. Anlatabildim mi? Hoca, alim, Kur'an hocası birisi mümkünse dindar bir kadınla evlenecek. Aynı mümkünse meslekten, meşrepten, cemaatten insanlarla evlenecekler. Bak mümkün ise aynı cemaatten insanlarla evlenecek. Mümkünse müntesip olduğu aynı tarikattan insanlarla evlenecek. Birbirlerini anlayabilmeleri için. E bir tarikat mensubu delikanlı e kalkıp gidip el dünya biriyle evlenirse ben de onu kurtarırım ileride falan diye düşünürse kurtaramaz. Kusura bakılmasın. Hakikaten kurtaramaz. Genelde de kurtaramıyor. Evlilik yürümüyor. Veya dindar bir kız çarşaflı, tesettürlü bir tane yakışıklı serseri birisine aşık oluyor. Ben onunla evleneceğim diyor. Ben onu düzelteceğim diyor nihayetinde. Mümkün değil, düzeltemez. Onun alıştığı bir hayat var. Çünkü zaten kadın erkeğe baskın değil, dominant değil. Erkek kadına baskındır. Onun için şeriat ne der? Müslüman bir erkek diğer dinlerden kadınla evlenebilir. Niye erkek baskın olduğundan o kadını çevirir İslamiyete. Ama, Ama Müslüman bir kadın Hristiyanla, Yahudi ile ehli kitapla evlenemez. Çünkü dominant değil, baskın değil. Onu çeviremez. Hatta onun dinine gider maalesef. O zaman öyleyse ne olması lazım? Mümkün mertebe kendi memlekette bile ya. Hiç Anadolu'ysan Anadolu'nun insanı evleneceksin. Çocuk da babaya herhalde. Şey yapıyorlar. Çocuk da babaya dönüyor. E, ne olacak peki? Nasıl olacak bu? Bak çıkamaz içinden. Mümkünse şehirler aynı olacak. Bak hani mümkünse diyor. Mümkün olmayabilir. İstisnai durumlar olabilir. Mümkünse aynı bölgenin insanı olacak. Şimdi bir Diyarbakır'ın kültürüyle bir Ankara'nın, bir İstanbul'un, Kültür aynı mıdır? Değil. Onu ayarlamak lazım. Mümkünse cemaatler, meslekler, meşhepler aynı olması lazım. Mümkün ise. Ama en nihayetinde en uç noktada ikisi de dindar olması lazım. Yani kendine göre bir kadınla kendine göre bir erkekle evlenmesi lazım. Yoksa kaybeder. Zaten dindar bir erkek değilse zaten bunlara dikkat etmez. O da dindar olmayan biriyle evlenir. Kendilerini idare ederler. Evet şer'an karı kocaya küfü olmalı. Bu denkliğin en mühimi. Diyanet noktasındadır. Ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp taklit eder. Şimdi evlendiler hasbel beşer. Kadın daha dindar. Erkekten daha dindar. Helal olsun ne mutlu o kocaya ki hanımının dindarlığına bakar. Hanımını taklit eder. Refikayı ebediyesini kaybetmemek için o adam da dindar olur. Ya der ki ya bu hanım çarşaflı, tesettürlü, dindar, namazlı. Ya ben de namazımı kılayım artık. Ben de ibadetimi yapayım. Ben de takvaya bürneyim. Ben de hanımım gibi olayım. Niye? Ya böyle bir hanım ahirette kaybetmek istemiyorum ben. Ahirette kaybetmek istememek neden? Şimdi bazı o latifeler yapılıyor ya. Onu da bilmemiz lazım herhalde. E şöyle bir şey var, mana var, anlayış. E adam diyor ki ya biz bu dünyada işte hasbel beşler bu kadınla evlendik ama ahirette istemiyorum ben onu diyor. Veya kocasını istemiyorum. Halbuki öyle değil. Eğer ikisi de birbirini razı edip memnun edip cennete giderlerse kadın hurilerden çok daha güzel bir surette iade edilecek. O erkek hurilere tenezzül etmeyecek. Erkek de faraza dünyada böyle hani eli yüzü düzgün değil vücudu bir kusur varsa Cenab-ı Hak o erkek gılmanlardan daha güzel bir surette verecek. O kadın da o erkek de ne huriye ne de gılmana tenezzül etmeyecek. Evlilik ahirette de devam edecek. Cenab-ı Hak ikisini birbirine layık edip aralarına muhabbet verip İkisini birbirine tatmin edecek, mutlu edecek şekilde yeniden orada halk edecek. Onun için kimse Muhri'ye ihtiyacı olmayacak. E bu dünyada hanımından memnunsa adam değil mi İyi kötü geçiniyorsa eğer ikisi beraber cennete giderse Cenab-ı Hak cennette bir cihette hani güncel bir tabirle bir ameliyat tasfiyesiyle onu safileştirip daha güzel bir surette birbirine iade edecek. E kim kaybetmek ister o zaman eşini? Faraza erkek cehenneme gitti kadın cennete. Erkek cehennemde hanımının cennette başkasıyla evlendiğini görecek. Cehennem azaplarının en büyükleri bunlar. Karısının başkasıyla evlendiğini, birlikte olduğunu görmek. Ama kadın kocasının cehenneme gittiğini hissetmesi gerekmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak kılmanları kocasının suretinde ona verecek. Aynı şekilde tam tersi zıttıyla da düşünebiliriz. Kadın cehenneme giderse Cenab-ı Hak hurileri o erkeğe verecek. Hanımını hiç aklına getirmeyecek. Ama o kadın kocasını cennette başkalarıyla beraber olduğunu, evlendiğini görecek. E şimdi kaybetmeye değer mi? O zaman beraber olalım birbirimizi kaybetmeyelim diye sahip çıkacaklar. Helal olsun o koca ekip. Dindar hanım kaybetmemek için o da namaza girer, o da takvaya girer, o da kendisine dikkat eder. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye o da takvaya girer. Helal olsun o kadına ki ne mutlu o kadına ki kocamı kaybetmeyeyim diye dindar kocasına bakar o dindar kocasını taklit eder. Veil Yazıklar olsun o iki, o yazıklar olsun o erkeğe ki saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefahete girer. Yani hanımı dindar namazda abdestli ama kendisi büyük günahların içinde yuvarlanıyor. O erkeğe yazıklar olsun çünkü hanımını kaybedecek. Ne bedbahtır o kadın ki yine yazıklar olsun o bahtsız kadına ki dindar bir kocayı bulduğu halde kocasını taklit etmez tesettürüne, diyanetine, takvasına, namazına, ubudiyetine, kulluğuna dikkat etmez. Müttaki olan, takva sahibi olan kocasını ebedi olarak kaybeder. Binler bey, binler yazıklar olsun o karı kocaya, zevç ve zevciye ki bir de bu var. Birbirini ateş atmakta yardım ediyor. Ne demek? Karısı açık giyiniyor. Giyinsin çok güzel olmuşsun diyor. Karısı dikkat etmiyor namazına, ibadetine. Kendisi bilir beni ne alakadar eder diyor. Kocası dikkat etmiyor. Kadın diyor ki aman bana ne diyor. Kendi bilir. Herkes kendi bacağından nasılacak diyor. Bak. Ne oluyor aslında? Birbirini ateşe atmakta yardım, yardım ediyor. ediyorlar. Tabi yazıklar olsun o karı kocaya ki birbirini ateşe atmakta yardım ediyorlar. Birbirinin fıskını, sefatini taklit ediyorlar. En, en nihayetinde birbirini ateşe atıyorlar. Öyleyse tesettürün dünyaya bakan hikmetlerinden Hani cehennemlik manasından ziyade tesettürde bir evliliğin karı koca ortasındaki muhabbetin devamında üç sır vardı. Kocasından başkasına kendini göstermeyecek güzelliklerini, kocasından başkasına kocasından başka göstermeyecek kıskandırmayacak ve daraltmayacak. Zaten ekserya evlilikler bu üç şeyden bitiyor güzelliğini başkasına gösterdiği için kıskandırmalar başlıyor. Karşılıklı kıskançlıkların neticesinde dargınlıklar, küslükler, kavgalar. En nihayet ta cinayetlere kadar gidiyor. gidiyor. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak inşallah bu hakikatleri anlamayı nasip etsin. O zaman evlilikte devamda tesettürün yerinde birinci nüktede birinci hikmette ne okumuştuk hatırlayalım tekraren. Kadının fıtratı tesettürü istiyordu kendini korumak için. Niye? Yabancı erkekler o kadına bakarsa rahatsız olur. Tesettür oldun bakabilir misin? Bakamazsın çarşaflı kadına rahatsız da olmaz. Bir. İkinci hikmette de, evliliğin devamında karı ve koca ortasındaki muhabbetin devamında tesettürün yeri en önemlidir. Niye? Tesettürle kadın kocasını kıskandırmadığından dargınlık girmez. Dolayısıyla güzelliğini kocasına gösterir dışarıya göstermez. Tesettür isalesinden ikinci hikmeti de okuduk. Cenab-ı Hakk'ın tesettürü emretmesindeki ikinci hikmet o zaman kadının kocasını kıskandırmaması, kıskandırmaya meyletmemesi desek yeridir. Üçüncü hikmette de aile saadetini okuyacağız inşallah. Tabi şimdi değil onu da başka bir dersimizde okuruz. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimunakib ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.